Efendim yayınımız devam ediyor. Dün bu dakikalarda sizlerle bizler hep aynı heyecanı yaşamaya çalışıyoruz ama biraz daha heyecanlanmıştım. Özellikle Sayın Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin Bakanlar Kurulu sonrası yapmış olduğu açıklamalarla. Çünkü bir kısmı aylardır bekleyen, bir kısmı yıllardır yaya kalan maddeler alt alta sıralanmış ve artık hükümetin deyim yerinde ise neşter vuracağı müjdesi gelmişti. Nedir bunlar? Yatırımı teşvik konusu. Tabii ki içeride bu konularda geçmiş dönem hükümetlerinde adımlar atılmadı değil. Ama yabancı sermayenin aynı bir kuş misali anında ürküp buradan ülkeyi terk etmesi olağanüstü etki oluşturabiliyor. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Burada özellikle her şeyimizin yabancılar üzerinden olduğu kanaati oluşmasın aklınızda. Ama genel olarak baktığımızda artık dünyayı bir global köy misali algılar isek bunun içerisinde piyasaları konuşuyoruz. İşte az önce rakamlar dedik, Fed diyoruz, merkez bankaları diyoruz. Sanmayın ki Türkiye'nin büyüme hızıyla ilgili rakamlar diğer ülkelere örnek olmasın, etkilemesin piyasalarını. Efendim bizde yaşananlar tabii ki başkalarını, başkalarında yaşananlar da bizleri etkiliyor. Ekonomi penceresinden söylüyorum. Bunun yanı sıra artık hükümet almış olduğu tedbirler, uygulayacağı yeni maddeler ve tabii ki kanuni değişiklikler. En önemlisi de kanun yönlü değişiklikler. Ticaret kanunu geçtiğimiz dönemde değişikliğe uğramıştı kısmen. Binali Bey geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve yine revizeden söz etti kanunda. Biz o konulara da gireceğiz. Özellikle ticaret erbabı olanlar biraz daha bizlere şöyle kulak kabarsınlar. İflasla ilgili kendisine göre bir şeyi kitabını uydurup ben iflas ediyorum diye açıklamalarda bulunup ve sonradan altından başka şeylerin çıktığı suistimalleri biz son 3-5 aydır bu ekranlarda sizlerle paylaştık. Bu konuda da düzenlemeler gelecek ama önceliğimiz Sayın Nurettin Canikli'nin açıklamış olduğu maddeler olsun ve konuyla ilgili değerli bir misafirimiz var bugün. Özellikle de ticari yönlü davalarda ve bu hukuki süreçlerin yönetimi sürecinde efendim katkılarda bulunan ticari işletmelerin belki de vazgeçilmez hukukçularından birisi diyeceğim. Zeki Arutürk Bey, genç bir avukat kardeşimiz şu anda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. İzninizle abi demek istiyorum. Siz bizim mesleki olarak abimsiniz, meslektaştan olarak. Evet, sizin birkaç aslında ünvanınız var. Bunlardan biz hukuk bölümünü öne çıkarttık ama iletişim mezunusunuz. İletişim hukuku üzerine de master mı yaptınız? Evet, yüksek lisansımı ceza üzerine yapıyorum. İletişim hukuku üzerine de çalıştım. Biliyorsunuz Anadolu Ajansı'nda kurucu başkanım şavirini yaptım uzun yıllar Ankara'da. 2011-2013 yıllar arasında. Öncelikle ben Ramazan ayının başı rahmet, ortası marifet, son kurtuluş olan bu ayımızda bütün izleyicilerimizi, bizi izleyenleri ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Böyle bir fırsat verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Umulur ki bu Ramazan ayında bütün ümmetin başı selamete erer. Dünyada birçok alanda maalesef acılar yaşanmakta. Bu Ramazan ayında da inşallah duamız ümmet olarak da şudur ki bütün mazlumların acıları dinsin, barış ve huzur gelsin. Amin. Ben bu vesileyle de bütün seyircilerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Ramazan bayramlarını da bu arada tebrik etmiş oluyorum. Tabii burada ağabeyinizi anmadan geçemeyeceğim. Mazlum dediğiniz zaman mazlumlar sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında. Evet. Acı çeken de var. Allah rızası için bir gayret içinde bulunanlar da var. Ki abiniz de o grupta. Hangi ülkede olduğunu sizden rica edeceğim. Cami yaptırmışlardı. Yeni akit olarak biz bu konuya da önem vermiştik. Biraz o faaliyetlerden söz edelim. Biraz konumuzun dışına çıktı ama birkaç cümle rica edeyim. Evet, yani buradaki seyircilerimizin de merakını gidermiş olalım. Şöyle Avukat Doktor Ramazan Arutürk Bey yardımcı olarak İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde ceza kürsüsünde sizinle birlikte ders veriyor. Aynı okuldasınız. Kendisi Ganeder diye bir derneğin başkanlığını yapıyor. Diyanet Vakfı ve Hüdayi Vakfı ile birlikte Gana'da Sultanahmet Camisi büyüklüğüne yakın bir cami inşa ettik. Hemen hemen bitirildi bu cami. Tabi bu ümmetin desteğiyle oldu. Dünyanın birçok yerinden gelen desteklerle bu yapıldı. Şöyle diye düşünün, Kuzey Afrika'yı çıkın,
Orta Afrika'nın en büyük camisi inşa edildi. Bu bizim ülkemizin, Türkiye'nin bir gururu, bir Osmanlı'nın gururu. Bence o camiyi oraya vurmuş bir mühür. Ramazan Bey de bunun hak eden baş mimarlarından ama oradaki birçok dernek çalışanları ve yardımseverler birden bine ne kadar yardım etmişse orada her zerresinde emeği olan insanlar var. Onlara da ayrıca Allah vermiş oldukları yardımları kabul etsin bu Ramazan'da diyorum. Gerçekten muhteşem bir eser oldu Türkiye için. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız siz de biliyorsunuz yakın bir zamanda ziyaret ettiler o camiyi. Daha bitmediği halde. Evet. Zannediyorum açılışta da kendileri gelecekler. Hatta biz yeni akitten çekilmiş bir fotoğrafı da ağabeyinize takdim ettiğimizde çok da sevinmişti. Allah kabul etsin. Çok teşekkür ederim. Böyle sağ olsun. Hizmeti de verdikleri için teşekkür ediyoruz. Sayın Ramazan Arıtürk Beyefendi'ye. Evet, hükümet. Hükümet kuruldu. Binali Yıldırım Bey'in bu hükümeti icraat hükümeti olarak kamuoyuna lanse ettiğini biliyoruz. Ve artık yavaş yavaş adımlar somut bir şekilde atılıyor. Hükümetin icraatları. Hükümetin yeni dönem icraatları diye bir başlık atalım arkadaşlar. Ve bu icraatlar arasında özellikle yabancı yatırımcılara sunulacak imkanlar var. Siz bir ekonomist değilsiniz. Benim özellikle sormak istediğim şey, yabancı yatırımcılar Türkiye'ye zaman zaman şöyle göz ucuyla bakıp ya buraya da yatırım yapılır mı diye soru akıllarına geliyor. Aslında karlılıkta falan problem yok. Prosedürde sorun var, hukuki süreçlerde sorun var. En çok hangi noktalarda bu sorunlarla karşılaşılıyor? Şimdi öncelikle şöyle bir şey var Mehmet Bey. Bu hükümetin daha çok icraatçı bir hükümet olacağını yapılan işlemlerde bunu görüyoruz. Özellikle yapılan çalışmalarda daha çok istihdama ve yatırıma yönelik olduğunu görüyoruz. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de yatırımcıları teşvik etmek amacıyla yapılan yasal düzenlemeler. Ancak şunu bilmek gerekiyor. Ben de biraz önce sizin de bildiğiniz gibi Samsung'un eski CEO'suyla birlikteydim. Türkiye'de nasıl bir yatırım yapacakları ile ilgili olan bir takım görüşmeler yaptık. Büromuzdaydılar. Kendileri ve biraz önce de kendilerini uğurladık. Kore'ye gittiler. Şöyle bir durum söz konusu. Samsung'un vermiş olduğu bir bilgi. Samsung son... Rica ediyorum, özel bir şirket olduğu için ismini zikretmeyeyim. Peki şöyle diyelim. Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi bu şirket. Dünyada cep telefonu üreten başlıklardan bir tanesi. Mesela bu sektörden çekileceğini söylüyor. Yeni istihdam alanları oluşturmak istiyorlar ve bu alanlarla ilgili özellikle Türkiye'de yatırım yapmak istiyorlar. Nedir finans yatırım alanı? Finans ve teşvik. Özellikle enerji alanında, yenilenebilir enerji alanlarında RES, GES ve hidroelektrik, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve su hidroelektrik enerjiyle alakalı çalışma yapmak istiyorlar. Ayrıca sizin de bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle üzerinde çokça durmuş olduğu şehir hastaneleri var, büyük şehir hastaneleri. Bunlarla doğru. Çok ilgileniyorlar ve bunlara gerek ortaklık olarak gerek finans olarak inanılmaz derecede bir yatırım getirmeyi düşünüyorlar. Hatta kendilerinin ifadelerine göre söylüyorum, yaklaşık olarak minimum 10 milyar dolara kadar bir yatırım yapmayı düşündüklerini kendileri beyan ettiler. Ki bu büyük Türkiye içerisinde çok büyük bir rakam. Hatırlarsanız 10 milyon dolar alabilmek için Türkiye IMF'in kapısını çalıyordu bir zamanlar. Ama şimdi bir şirket, özel bir şirket sadece Türkiye'ye 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmak gibi bir düşüncesi var. Nurettin Canıklı Bey'in, Başbakan Yardımcısı Sayın Nurettin Canıklı Bey'in yaptığı açıklamalara gelecek olursak sorduğunuz soruya. Evet, Türkiye'de gerçekten bir yatırımcı gelmek istiyor ve bir yatırım yapmak istiyor. Fakat bizim mevzuatımız o kadar dar ve o kadar kapsamlı ve girift ki birbirine. Maalesef o yatırımcı geldiği zaman prosedürlerine baktığı zaman korkuyor ve geri kaçıyor. Evet. Bunu gördüğünüz zaman da şöyle diyorsunuz. Aslında biz adeta yatırımcı kaçırmak için oluşturulmuş kurallar ve kaideler manzumesi halinde. Ya, bizim kanunlarımız, yönetmeliklerimiz. Halbuki hukukçular yapıyor. Orada ticaret erbabı da gelmiştir meclise. 550 vekilin şöyle bir profiline bakıyorsun. Hangi meslekten yok ki diyorsun. Evet. Neden böyle bir işi yokuşa sürme bilerek ya da bilmeyerek? Yıllarca biz işte tüm dünyayı karış karış dolaşıyorlar. Bir başka deyimle fellik fellik dolaşıyorlar. Evet. Ama bunun karşılığında bakıyoruz, gelip bir iki maddede düğümlenip kalıyoruz. Şimdi maalesef şöyle bir şey var Mehmet Bey. Sizin de takdir ettiğiniz üzere oradaki teoriyle gerçek hayattaki pratik birbirinin örtüştüğü sürece Türkiye'ye yol alır. Maalesef şunu görüyoruz biz. Orada bir teori üretiyorlar, kanunlar ama gerçekliği yansıtmıyor. Türkiye'ye döndüğünüz zaman, iç piyasaya baktığınız zaman realizmle idealizm örtüşmüyor. Burada eğer bir
gerçekten bir atılım yapılmak isteniyorsa realizm değil idealizm ön plan, idealizm değil realizm ön plan alınmalı. Yani Türkiye'de bir piyasa var ve bu piyasaya uygun bir kanun çıkartılmalı, yönetmen çıkartılmalı. Şimdi Nurettin Canikli Bey'in yaptığı açıklamalarda da şunu görüyoruz ki özellikle muhtasar ve SSK bildirimleriyle ilgili olan kısımlarda muhtasar beyannamesi ve SSK birleşecek bundan sonra ve bu beyannameler bir beyanname şeklinde dönüşecek. Bütün işverenler için mi geçerli olacak? Evet, bütün işverenler için geçerli. Sadece yabancılar için ne değil. Ne fayda getirir bu? Bakın şey düşünün, SSK'ya ayrı bir beyanname veriyorsunuz, muhtasar ayrı bir beyanname veriyorsunuz. Yani zaman kaybı, israf. Zaman kaybı, israf ve prosedür. Başka hiçbir şey değil. Yani bu bizim maalesef ülkemizde bürokrasi. Hani Cumhurbaşkanımızın da sık sık dile getirdiği ve şikayetçi olduğu bürokrati efendi hazretleri. Yani bunu mümkün olunca bürokrasiyi azaltıp artık bizim realizme dönmemiz lazım. Yabancı şirketler ve Türkiye'ye gel teşvikiyle ilgili olarak baktığımızda bölgesel yönetim kavramı ortaya çıkıyor. Bölgesel evet. İlk defa bölgesel yönetim kavramından bahsediliyor. Bu ilk defa bahsedilen bu yönetim bölgesel kavramına da eğer yabancı şirket Türkiye merkezli bir yapı kuracak ve diğer ülkeleri de kapsayacaksa burada yapılacak olan kısımlarda vergilerin bazı vergilerden muhasaf ve bazı vergileri devlet almayacağını beyan ediyor. Özellikle muhtasar vergileriyle ilgili hı-hı. kısımlarda diyor ki siz muafsınız deniyor. Hı-hı. Bununla ilgili olarak kısımda da baktığımızda özellikle ARGE çalışmalarıyla ilgili yapılan... Nurettin Canikli Bey bunları açıkladı. Evet, kadar dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında. Aynen öyle. Ben onu anlatıyorum. Bakın Nurettin Bey'in işte hani gerçekten bu bir icraat hükümeti olacağının gösteren verilerden bir tanesi. Uluslararası şirketlerdeki vergi uyum maliyetini düşürmek amacıyla başta transfer maliyetleri uygulaması ile ilgili olan kısımlarda da OECD'nin direktifleriyle uyumlu hale getirilecek yapı. Şunu görüyoruz, damga vergisi özellikle çok önemli. Damga vergisi ile ilgili olan kısımda hem Türkiye'yi kapsayacak hem de uluslararası şirketleriyle ilgili olan kısımlarla ilgili damga vergisine sözleşmeler eğer bakın burada şöyle bir durum vardı. Notere giderdiniz bir sözleşme ve sözleşmenin ekleri olurdu. Ama toplamda diyelim ki 100 bin liralık bir sözleşmeniz var. Her bir sayfada eğer bu 100 bin lira geçerse bunlarla ilgili olan ayrı ayrı damga vergisi öderdiniz. Yani diyelim ki 3 yerde geçti 100 bin lira toplam ama 300 bin liralık damga vergisi öderdiniz. Bu adaletsizlik gideriliyor Nurettin Bey'in açıklamalarına göre ve deniyor ki total üzerinden alınacak istediği kadar geçebilir bir sözleşmenin altyapısında. Evet. İkincisi damga vergileri ihaleye giriyor örneğin yabancı şirket. İhale bir şekilde iptal ediliyor. Bu şirketten de kaynaklanan olabilir, devletten de kaynaklanan olabilir. Bu damga vergileri geri iade edilmiyordu. Gene bu damga vergilerinin geri iade edileceğiyle ilgili bir açıklaması var kendisinin. Ki bu hakikaten çok önemli. Bu total olarak baktığınızda, toplamda yaptığınızda bir kişi eğer bir yatırım yapacaksa öncelikle onun giderlerine bakıyor. Yani bir ihaleye girmeden önce burada benim giderim ne olacak diye bakıyor. Kazancım ne olacaktan daha önemli bu. Kaybettiği zaman neyin kaybedeceğini görüyor. Neticede böyle bir teşvikle Nurettin Bey tarafından açıklandığına göre hakikaten olumlu görüyorum. Ben bir hukukçu olarak bunu çok olumlu buluyorum. Piyasalarda olumlu bir yansıması olacak. Özellikle yurt dışındaki teknoloji edinmeyi sağlayan şirketler adına satın almasıyla ilgili olarak eğer bir teknolojik bir yapı Türkiye'ye getirmek istiyorsa ve burada bir teknoloji üretmek istiyorsa bunlarla da ilgili bir muafiyet var vergide. Bu da bence önemli. Vergi usul kanununda bir değişiklik yapılıyor. Özellikle madde 359'da usulsüz bir defter tutulması, usulsüz bir kayıt tutulması halinin tespiti halinde teşviklerin tamamı ortadan kaldırılıyor. Teşvik verilmiyordu. Bunu diyor ki eğer böyle bir durum söz konusuysa o kısımla ilgili olan teşviki ben vermem ama diğer kısımlar eğer uygunsa bununla ilgili de devam ederiz. Biraz nefeslenmenizi rica ediyorum. Yordum sizi mübarek günde. Sayın Başbakanımız ASKO'nun iftarında önemli açıklamalarda bulundu. Ticari hayatla ilgili. Birazcık da onlara değineceğiz ama önce Sayın Başbakanımızı izleyelim. Tabii. Konuşmasını ardından devam edelim. Buyurun. Bildiğiniz gibi ticaret kanunu çıkardık. Ticaret kanununda iş adamlarımıza bir kolaylık getirdi. İflas erteleme. Aslında çok güzel düşünülmüş bir kanun, bir imkan. Ama görüyoruz ki bugünlerde iflas ertelemede kötüye kullanılıyor. Vecibelerini yerine getiremeyen
iradeleri dışında zor duruma düşenlerin müracaat edeceği bir yol olmasına rağmen yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmaya çalışanların, üzülerek söylüyorum, başvurduğu bir hile aracı haline geldi. Kısa sürede. Maalesef bu imkan amansızca kötüye kullanılmaya başladı. Bu iki konu iş aleminin bugün aciliyet arz eden sorunudur. Bunun çözülmesi için kararımızı aldık. Önümüzdeki haftalarda bu meseleyi kökünden halledeceğiz. Evet, Sayın Başbakan binin üzerinde iş adamına hitap ederken bu ifadeleri kullandı. Benim bildiğim, tanıdığım Binali Bey söylediğini yapan bir isim. Ve artık şirketlerde iflas ertelemelerin suistimal edildiğine dair Sağır Sultan bile duydu. Bununla ilgili düzenleme. Peki neden iflas erteleme istenir? Bunun prosedürünü biliyoruz belki. İşverenler daha iyi bilirler. Ama özellikle düzenleme ihtiyacı neden doğdu? Zeki Bey'e soralım. Şimdi öncelikle biz daha önceki programımızda bu iflasın neden isteniyor, iflasın ertelemesiyle ilgili kısımları açıklamıştık. Hileli iflasından bahsetmiştik, hatırlarsınız. Evet, özellikle o gündemdeydi. O gündemdeydi. Bugün iflasın ertelenme davaları çokça gündeme geldi ve çokça talep edilen bir durum. Aslında ekonomimiz için çok olumlu bir durum değil. Neden? İyi niyetli baktığımızda bir şirket iflas ertelemeyi talep etmesinin temel gerekçesi şu: vermiş olduğu çekleri, vermiş olduğu bir takım vaatleri, piyasadaki vaatleri yerine getiremeyeceğini düşünüyor ve bunun bir an önce üzerine saldırıp da bütün mal varlıklarını ve şirketin tüm değerlerini almalarını engellemek ve bütün bu yapıyı bozmama adına şirketler koşarak gidiyorlar ticaret mahkemesine. Diyorlar ki bizim durumumuz bu. Dolayısıyla bize iflasın ertelemesini ver. İflasın ertelemesi borçluların takiplerini bir süreliğine kat ediyor, kesiyor. Nedir efendim bunun süresi? Normalde bir yıl verilir. En fazla 4 yıla kadar uzatılabilir. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Bu iyi niyetli şu son zamanlarda maalesef kullanılmıyor. Gidiyorlar, çok da rahat bir şekilde alıyorlar maalesef iflasın ertelemesini. Ama bu inceleme şu an yaptırılmıyor mu? Bakın inceleme yapılıyor. Beyan mı oluyor? Bakın inceleme yapılıyor ama inceleme yapılırken de siz de takdir edersiniz ki bir hakim ve beyanlar var. Getirdikleri günde kaç davaya bakan bir hakim bey. Bir hakimden bahsediyoruz. Dolayısıyla tabii bu konuyla ilgili olan kısımda da şey yapmayalım, haksızlık yapmayalım hakimlerimize. Ama şu bir gerçek bakın. Burada piyasadaki alacak ve borç ilişkisiyle ilgili şirketler kendilerini koruma altına aldıklarında diğer kişilerin haklarını gasp etmiş oluyorlar. Neden? Hmm. Çünkü bir yıl iflasın ertelenmesini istediğini ne düşünüyorum bir şirketin? Sizin de bir alacağınız var Mehmet Bey. Siz de bir şirketsiniz ve tacirsiniz, tüccarsınız. Giriyorsunuz, bu alacağı alamıyorsunuz. Niye? Diyorlar ki size belgeyi gösteriyorlar. Buyurun diyorlar, biz iflasın ertelenmesini aldık. Dolayısıyla işlem yapamazsınız. Bütün şeyi kat ediyor, kesiyor. Dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? O bu alacağınız bir kenara kalıyor. Yaptığınız tüm işlemler bir yıl sonra. Bir yıl sonra bir daha verdiği zaman ne oluyor? Siz iki yıl sonra ancak alabiliyorsunuz. O da kurtarılabilirse şirket bakın. Peki Sayın Başbakan'ın açıkladığı düzenleme yapıyoruz da kapsam ne olmalı ki bundan sonra gündemden tamamen çıksın? Bu kapsamda öncelikli olarak gerçekten şirketin iflasının ertelenmesini isteyebilmesi için, iflasın ertelenmesini verilebilmesi için gerçekten bu şirket verilen süre içerisinde kendi yapısını kurtarabilir mi? Kâra geçebilir mi? Kendini döndürebilir mi? Bunların bakılması lazım. Bunların sadece hukukçular tarafından değil bakın. Ticari uzmanlar tarafından da bunun görülmesi lazım. Yani masaya yatırılacak bir şirket, bakılacak, denecek ki evet bu şirket şu anda bir anda bütün alacaklar buna yüklenirse batar. Ancak bir yıl geciktirilirse bütün alacaklarını çok düzenli bir şekilde verebilir, ödeyebilir ve düze çıkabilir diye bir rapor verilebilirse ancak bu şekilde doğru bir yaklaşım olur. Yoksa şimdiki gibi gelen herkese anında bir iflasın ertelemesi verilirse, hı hı, doğrusu ne olacaktır? Şöyle bir durum söz konusu olacaktır. Ticaret işlemez hale gelecektir. Efendim ümit ediyoruz ki hükümet bu konuda kurmaylarıyla şöyle içine sinecek. Kamuoyunu özellikle ticari ahlakı yönüyle baktığımızda bu işi dürüstlükle yapanların biraz da nefes almalarını sağlayacak. Ya işte hakikaten iflasa doğru gidiyorlarmış deyip
gözlemlediğimiz zaman gerçekleri görebileceğimiz bir kanun sürecini, düzenleme sürecini gerçekleştirir. Evet, iyi niyetlerle kötü niyetleri ayırarak piyasadan bakarak kanun düzenlenmesi lazım. Yoksa evet, meclisten değil gene. Son 10 saniyemizdeyiz. Ben günün bazı maddeleri var. Sayın yönetmenimizden rica ediyorum. Hemen başlayalım. Tabii Zeki Arıtürk Beyefendi'ye de teşekkürlerimizi ileterek.